Oğlum. Çok şükür, çok şükür. Geçmiş olsun. Havalara bak. Gören de yıllarını hapishanelerde çürüttü zanneder. Ağzından yel alsın Ekrem. Zeynep nerede? Yukarıda mı? Hala mı yalan ya? Gerçekten hala mı yalan? Sen bana evde demedin mi Zeynep? Gitme diye yaptım Volkan. 3-5 gün müsaade et, soğusun. Ne soğusun? El birine Zeynep'i mi soğusunlar benden? Oğlum kız neredeyse ölümden döndü. Bir araya geldiler şimdi, birbirlerine tutundular. Biz zaten babanla konuştuk aramızda. Halledeceğiz, merak etme sen. Sen halledebilecek olsaydın Zeynep burada olurdu. Allah'ım yarabbim, geç şuraya. Sen bana sabır ver ya. Ulan daha yeni aldım geldim emniyetten. Yine oraya mı döneceksin? Peki, git ulan. Ama herkese Ferdi dahil talimat verdim. Kimse senin o evin kapısına gelmeyecek. Tek başına gidersin, emirin adamları seni sepetler. Yine tek başına dönersin buraya. Ben gerekirse yoldan adam toplarım. Bu eve geri dönmem. Çekil. Volkan. Emir abim sayende, tabii Elif hocam sizin de sayenizde. Hepimizin keyfi yerinde maşallah. Keyfim pek yerinde bakıyorum. Bazılarımızın yüzü gülmüyor ama olsun. Esma ne oldu kızım hakikaten? Daldın gittin. Bir şey yok dedeciğim ya. Daldın gittin kızım. Yok. O bu ara yoğun bir okul hayatı yaşıyor. O yüzden kafası haliyle dalgın. Haklı. Sen bir sussana. Bir sus ya. Cadı. Ne oluyor okulda? Emir, sorma. Emir abi, bak ben birazdan bunu yemin ederim yolacağım. Söylemiş olayım da sonra çünkü olay oluyor. Kız ne dedim işte, broşür dağıtımı, mikrofon atmalı, olaylı. Gülendam, hı, sus. Gülendam, bak çizmeyi aşıyorsun, uzatma. Ay ne dedim ben, baharın gelişinden bahsediyorum, çiçekler açıyor, menekşeler olacak yakında. Ya sus. Sus bir sus, sus! Gülendam. Ay, güneşin doğuşu hepimizin içini açmıyor mu? Gün doğuyor, her gün doğudan. Ya yeter! Aa. Yeter ya, yeter! Sen benden ne istiyorsun ya? Uğraşma Aa. Benimle artık, uğraşma! Oldu mu şimdi bu yaptığın? Ne oldu? Bir şey demedim ki. Ya Bahar'ın gelişine bile tahammülü yok kızın. Ne yapayım? Zekamıza da, tahammülümüze de hakaret etme. Bu evde alaycılık istemiyorum. Peki Emir abicim, bilmiyordum. Özür dilerim. Fatma kızım, al şunu. Esma telefonunu içeride unuttu. Verirsin. Ha, veririm baba. Bir de istemeden bir şey gördüm kızım. Söyle, aklını başına toplasın. Yanlış yollara sapmasın. Ne gördün baba? Sen o kadarını söyle kafi. Hiç bilmediğiniz şeyler var. Testi kırılmadan söyle. Önünü alsın. Ben sana sorma derken tam bundan bahsediyordum işte. Şimdi ben de anlamadım. Bütün kızları eve topladık. İyi mi ettik, kötü mü ettik bilemedim. Zeynep! Lan ben sana gelme dedim, Ece'nine geldin. Emir! Zeynep! Geldi. Geldi. Adamlarını toplamış gelmiş. Anne! Anne ben! Zeynep sakin ol kızım. Sakin ol, sakin ol. Zeynep! Elif içeride kal. Nevzat, kimse dışarı çıkmasın. Ben sana ne dedim? Ha? Ben sana Zeynep'i bırakmam dedim. Karımı almaya gelmemiş. Zeynep senin karın değil. Zeynep benim nikahlı karım. Yakında boşanacaksınız.
Bu sözleri ağzına tıkıp seni vurasın var da... Neyse, önce karımı almam lazım. Benim evimden kimse hiçbir şey alamaz. Karımı bana veriyor musun, vermiyor musun? Zeynep senin karın değil. Zeynep benim karım! Bunlar babanın adamları değil. Belli ki o göndermemiş. Nereden buldun bunları? Babama güvenilmezmiş, doğru. Ben kendim hallettim işimi. Peki bunlara güvenilir mi? Hı? Kaç para ödedin? Senin için sıkacaklar mı? Onlar sıkmazsa... Ben sıkarım sana. Güzel hareket abi. İyi yapıyorsun. Da seni kurtarmaz. Çünkü sen o tetiği çekersen... ...bu adamlar da çeker ama sadece sana değil. Doğru. Peki ya sana çekerlerse? Ben sana dedim. Hadi lan. Bir daha buraya gelme dedim. Canını acıtırım dedim. Ama ben sen değilim. Öyle herkese güvenmem. Gidin buradan. Şimdi baş başayız. Baş başayız. Çekeceksin o tetiği. Çünkü bir dahaki gelişimde sana karımı veriyor musun diye sormayacağım. Buraya bir dahaki gelişimde ne zaman, neden geldiğimi anlamayacaksın bile.